Merhaba sevgili izleyiciler, 40'la karşınızdayız. Bu programımızda konuğumuza 40 soru yöneltiyoruz. Her soruyu yanıtlamak için 2 dakika süresi var. Eğer herhangi bir soruyu pas geçmek isterse bu hakka sahip. Bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde yanıt verirse de arda kalan süreyi diğer sorular için kullanma şansına sahip. Bugünkü konuğum sevgili Serdar Ortaç. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk, iyi ki varsın. Öyle de hoş geldin ki MS'le mücadele ederken, ağır ilaçlar kullanırken, bir sağlık sorunuyla mücadele ederken bu maratonu benimle birlikte koşmak üzere geldin. Bunun müteşekkirliği içerisindeyim. Bir kez daha ve sorularıma başlıyorum. Var o. Çocukluğuna değineceğim öncelikle Serdar. Diyorsun ki sabahtan akşama kadar torna tezgahının başındaydım. Babamın yanında çalışmak istemiyordum. Gece 11 olmuş tuvalet temizlettiriyor. Sen de diyormuşsun ki baba bu tuvalet bizim bu kadar çalışmamıza gerek var mı? Baban da seni uyarmış diyor ki eğer böyle düşünürsen hayatta başarılı olamazsın diye bir başarı kriteri koymuş. Ben bu cümlenin çocuk Serdar'ın kafasındaki tezahürünü, yankılanmasını çok merak ediyorum. Bir psikolojik bariyer mi oluşturdu yoksa soru gelsin. Babanızın başarılı olamayacaksın sözü sizi kamçıladı mı? Müzisyen olma dedi. Yani benim oğlum koskoca atölyem var dedi. Benim oğlum zurnacı mı olacak dedi. Dedim ki baba ben tornacılık yapmak istemiyorum. Ben şarkı seviyorum. Tornanın başında sürekli bir şeyler yazıyordum. Ama o da istiyordu ki koskoca atölye yapmış, fabrika oluyor neredeyse. O da istiyordu ki oğluma kalsın. Yani bir baba ne düşünür? Ben çalışayım, bir şey yapayım, oğluma bırakayım. Allah'tan 3 erkeğiz biz. En büyükleri benim. Ben kaçtım, ortancanın başına kaldı. Ortanca da aldı o atölyeyi. 10 kişilik yerden 3000 kişilik yer yaptı şimdi. Babam vefat etti. Yani ben hep kaçmak istiyordum. Yapamam bu işi diyordum. Neticede öyle oldu. Kaçtım, Ankara'ya gittim. Amerikan filolojisini kazandım. Kazana kazana Amerikan edebiyatını kazandım. Ne güzel bir bölüm, katılmıyorum ona. Hayır ne git ne bileyim tıp kazan bir şey kazan. Neyse şaka bir yana tabii ki güzel bölümdü. Ama mitoloji okurduk böyle kitaplar. Orayı da beynim almadı. Orada da beceremedim. Sonra bir döndüm. Baktım şarkıcı oldum. Peki oradan da hikayeye devam edeceğiz ama ben çocukluğundan devam etmek istiyorum. Çünkü babayla olan diyalog bir yetişkinlik hayatında da çok net kriterler ortaya koyuyor. Şimdi çocukluğun mücadeleyle geçmiş. Baban sana su sattırmış, simit sattırmış, tuvalet temizletmiş. O zamanları anlatırken diyorsun ki Serdar günlük tutardım. Ya böyle bir baba istemiyorum, lanet olsun, bana bunları niye yaptırıyor diye çocuk aklında sanıyorum serzenişte bulunmuşsun. Şimdi acaba verdiği görevleri yerine getiremediğinde nasıl bir diyaloğunuz vardı? Sert bir baba mıydı? Senin mizacının oluşmasında nasıl etkisi oldu? Ve dahası soru gelsin. Babanızdan hiç dayak yediniz mi? Tabii. Sinirliydi. Çok Osmanlıydı bir kere. Yani Osmanlı'nın tanımını nasıl yapacağız? Bildiğimiz ataerkil mi diyelim? Yani tam bir Osmanlı babaydı bizim anlayacağımız şekliyle. Dayak yedim tabii. Bir kere teknesini kaçırdım, sandalını. O uyuyor, ben de sandalı aldım. Birkaç tane kız arkadaşımı doldurup Çekmece sahilinde denize çıktım. Sandalın altına kaya çarpmış ve sandalın altı delinmiş. Ben de su aldığını görmüyorum. Geri döndüm. Sandalı hiçbir şey olmamış gibi, çok zekiyim ya, bağladım yerine. Babam uyandı, balığa çıktı. Çıkış o çıkış. 4,5 saat sonra geldi can kurtaranla. Oğlum dedi sen bu sandalı aldın mı bugün dedi. Yo baba dedim niye alayım. Ulan dedi eşek sıpası. Denizin ortasında üçümüz birden denizin dibini boyladık dedi. Altını delmişsin dedi. Şöyle sağ eliyle bir vurdu bana. Yani döverdi tabii. Asabiydi. Ama ertesi günde gönül almak için 6 kutu şey getirirdi, çikolata. Ben de derdim ki içimden, kardeşim dövme, çikolata da getirme. Ama ondan sonra anladım ki disiplinli büyümek dik durmayı sağlıyor. Ya iyi ki dövdü demiyorum. Ben oğlum olsa dövmem, vurmam. Ama şimdiki yüzyıl vurmaz. Şimdiki yüzyıl kadınları dövüyor.
Onları hepsini konuşacağız. Ben şimdi çalışmakla geçen çocukluk yıllarınızın yanı sıra aile dinamiklerinizi biraz daha mercek altına almak istiyorum. Sonraki hikayeyi daha iyi algılayabilmemiz açısından babanızla olan ilişkiniz buydu. Anne diyaloğunuz nasıldı? Kaç kardeş vardı? Kardeşlerinizle diyaloğunuz nasıldı? Soru gelsin. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Annem hep araya girerdi. Hep frenlerdi, babama dizginlerdi. Babam çünkü iş yerinde çok yorulurdu. Sabah giderdi, gece 12'de dönerdi. Hala kaç yaşında adam, tezgahın başında devam. Ne o, çocuklarıma para bırakacağım, çocuklarıma gelecek bırakacağım. Klasik bir baba düşüncesi. Annem aslında çok iyi anlaşırlardı. Yani babam vefat edene kadar şarkı türkü söylediler. Hep beraber. Ama tabii 41-42 senelik evlilikte illa birbirine kızarsın. Hı hı. Yani bazı şeyler batmaya başlar. Babamın da şikayet ettiği olurdu bana. Annemin de. Ben derdim ki artık arkadaşlar bu işin boşanması falan yok. Böyle geldiniz, beraber vefat edeceksiniz dedim. Hep böyle araya girerdim. Hele şöhret olduktan sonra çok lafım geçerdi. Dinlerdi babam beni yani. İşte zamanında zurnacı mı olacaksın diyen adam ilk konserime geldi. Zevkle seyretti beni. Ya. Peki. Şimdi hayatının diğer başrol kavramlarıyla devam etmek istiyorum. Kadınları görüyorum, şarkıları görüyorum ve de maalesef kumarı da görüyorum. Hepsini konuşacağız. Ben kadınlardan başlamak istiyorum ve öncelikle eşin Chloe'den, eski eşin. İki yıllık bir birliktelik, ardından magazin sayfalarında da yer alan çok güzel bir evlilik töreni ve ardından da ayrılık. Tabii bu kadar halka mal olunca herkes ayrılığın iç yüzünü merak etti. İşte Chloe Serdar'dan ayrılmak istedi dendi. Senin bir açıklaman vardı. Chloe Türk vatandaşı olmak istiyor. Ona yardım etmek istiyorum dedin. Sonra bir hafta sonra da ayrılık haberi geliyor. O bir haftada ne oldu? İnsanlar çok merak etti. Chloe nerede yanlış yaptı? Neden yürümedi? Sen nerede yanlış yaptın? Bu neden sorusuna bir netlik getirelim istersen. Soru gelsin. Chloe ile olan evliliğinizde ayrılmayı kim istedi Serdar? Ben söyledim ayrılalım diye. Fakat o ayrılmaya getirdi. Yani bir erkeğin ayrılmayı, benim için zor oldu yani ayrılalım demek. Ama baktım ki o böyle mutlu değil. Hiç konuşmasa bile ayrılmak istediğini hissettim. Aslında bir blöf de olabilirdi yani. Tamam, o zaman ayrılalım da demiş olabilirim. Fakat ben şunu düşünüyorum. Kadınlar da diyor ki birisine ayrılalım dersen tabii ki çeker gider. Öyle blöf atılır mı diyor kadına. Hı hı. Benimki blöf değildi aslında. Bak 19-18 yaşında tanıdım ben Chloe'yi. 18 yaşında sevebilir. 28 yaşında nefret edebilir. Yani bir film seyrettim, şöyle oluyor Julie'de. İngilizler Nasıl Sever diye bir film. Adam 18 yaşında kızı alıyor, evleniyor, iki tane çocuk yapıyor. 28 yaşına geliyor, bir akşam eve geliyor adam. O da 50 yaşında falan. Eve geliyor. Kadın diyor ki, çocukları almış toplamış bavulları. Hayatım diyor, seni çok sevdim 18'ken. İki tane de bebek verdim. Ama artık sevmiyorum, ben gidiyorum diyor. Yani kadın böyle düşünebilir çünkü ilk tanıdığı adamsın. Hiçbir şey yaşamamış. O yüzden hak veriyorum ben Chloe'ye. Çok genç evlendi. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Boşanmazdık yani bence. Çok genç evlendi, çok. O diyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Benim de bir sürü hatam var. Konuşacağız daha. Şimdi hı-hı, kırmızı bir soruyla devam ediyorum, hı-hı, Serdar. Bu evliliğin, ayrılığın yankıları sürdü. Hatta 500 bin lira karşılığı evliliğinizi uzatma pazarlığı, hı-hı, yaptığınızda magazin basın tarafından iddia edildi. Bunu da soralım dilersen. Soru gelsin. Chloe'ye yanınızda kalması için para teklif ettiniz mi? Hayır, hiç para teklif etmedim. Hatta kız bana boşanacağımız gün oturduk baş başa, neler yaparız diye konuşuyoruz. Şu işte 3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeter dedi. 3 lira. Hı hı. Dedim ki sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın.
sana 3 lira değil 300 lira vereceğim dedim. Ve ona göre anlaşıp el sıkıştık. Ama ondan öncesi yok yani. Ben sana 500 lira vereyim, yanımda kal. Öyle bir şey teklif edilir mi kadına? Sana para vereceğim, yanımda biraz daha kal. Yok ya. Peki, bunu da böylelikle netleştirmiş olduk. Şimdi diyorsun ki Chloe'yi test ettim, benimle param için olmadığını anladım diyorsun. Fakat evliliğinizin özellikle son döneminde yakın çevrenizin kendisine çok para harcadığını, senin de yokluk zamanında bile bunu dengelemek için özveride bulunduğunu söylüyorlar. Soru gelsin. Chloe konusunda yanıldınız mı? Sevmek konusunda yanılmadım. Doğru kadını sevdim. Hı hı. Karakter olarak da çok iyi bir karakteri vardı. Öyle para falan harcamazdı, gider küçük dükkanlardan 3 liraya 5 liraya çantalar alırdı. Ben derdim hatta, sen Serdar Ortaç'ın karısısın. 3000 liralık çanta taşıyacaksın. Yok be derdi, ben bu çantaya, bir çantaya onu verir miyim derdi. Çünkü o İrlanda'da kendi ailesinden öyle görmüştü. Yani onlar şey olarak doğmadılar ki, Paris Hilton olarak. O ailesinden tutumu görmüştü, hı hı, benleyken de şımarmadı. Hı hı. İyi bir kızdı Chloe. Karakteri sağlamdı. Bak tekrar söylüyorum, Türk olsaydı, 25 yaşını geçmiş olsaydı, 30'larda olsaydı, şimdi çoluğumuz çocuğumuz gidiyorduk bir yerlere. Hata varsa genç olması ve kültürünün farklı olması olabilir. Ama o da hata değil, benim en güzel hazinem oldu. Ömür boyu koskoca anılarım oldu. Şükür diyorum yani. Peki, sevgi ve saygıyla anıyorsun, onu anladığını da söylüyorsun. Çok genç yaşta yapılmış bir evlilik onun adına. Hayatı çok tecrübe etmedi ve bu deneyimleme şansını da aslında bir erkek olarak hoş görüyorsun anladığım kadarıyla. Benim fikrim bu. Evet, Serdar eski eşinden çok sevgi ve saygıyla bahsettiğin için bir de inatlaşma söz konusu olmuştu. Bu inatlaşma ve senin yüzündeki böyle o duyarlı ve anlayışlı tutum da bana şu soruyu sordurmayı gerekli kıldı. Soru gelsin. Boşandığınıza pişman mısın? Evet. Pişmanım aslında. Diyorum ya, sürebilirdi. Pişmanım. Ama tekrar olmaz. Ya en güzel şey, çok güzel yaptık, iyi bir hayatımız oldu deyip şükranla anmak birbirimizi. Ama pişmanım. Keşke devam etseydim. Dürüstçe evet. Çok samimi cevapladın. Ama ne yapayım? Çok içten cevapladın. Yani? Şimdi bu kadar samimi bir sohbet içerisinde kalbini bu kadar açmışken seninle ilgili araştırma yaptığımda hep şunu da sor, böyle miymiş denilen bütün noktalara netlik getirmek istiyorum ki bu masadan artık böyle berrak, her şey seninle ilgili bütün kafadaki soruların netleştiği bir ortamda ayrılmanı istiyorum ve bir kırmızı soruyla devam edeceğim. Şimdi belki sade bir vatandaş olsaydınız evliliğiniz bu kadar mercek altına alınmayacaktı. Ama sen Serdar Ortaç'sın ve milyonlara mal olmuş, sevilen bir isimsin. Dolayısıyla evliliğiniz çok mercek altına alındı ve acaba bir proje evlilik mi sorusunu beraberinde getirdi? İşte kumarla dağılan itibarını evlilikle mi toparlamaya çalışıyor denildi. Hatta senin verdiğin bir röportaj üzerine kullandığın bir kavram olduğu için buradan yola çıkıyorum. Posta gazetesinde 9/4/2017'de Canan Yıldız'la yaptığın bir röportaj var. Orada bir soru soruluyor ve bu kavram üzerine sorulmuş, yoğunlaşmış soru. Soru gelsin. Biseksüel misin? Yok. Yani Birleşmiş Milletler, NATO kadar dünyanın her yerini gezdim. Her milletten bir sürü insan tanıdım. Hiç içimden öyle bir şey gelmedi. Hiç. Kötü müdür, iyi midir bilmiyorum. Ama içimden gelmeyen bir şeyi de yapmam. Yani ben kadın sevdim. Maalesef. O yüzden değilim. Nokta. Aynı samimiyetle bu da bize geçti diyelim ve devam edelim. Şimdi
Chloe'den önce aşık olup evlenmeyi düşündüğün yıllara götürmek istiyorum seni. Bir de Asta vardı. O zamanlar diyorsun ki en büyük derdim Litvanyalı Asta'nın beni terk etmesiydi. Evlenecektik. Terk edilince şoke olmuşsun. Bunu samimiyetle dile getirmişsin. Ama hatırlıyoruz magazin basınından Asta'nın annesini yurt dışından getirmiştin. Ona da bir sürü jestler yapmıştım. Şimdi sen bu kadar vericiyken, çok seviyorken bu terk edilme konusuna da kafa yormuşsundur mutlaka. Kadınlar sende ünü buluyorlar, parayı buluyorlar, aşkı buluyorlar da soru gelsin. Kadınlar sizi neden terk ediyorlar? Bütün ilişkilerimde terk edilmedim. Evliliğimden bir önceki nişanlım Asta, şimdi sen hatırlattın. O da terk etmemişti aslında. Ben terk ettiriyorum bir şekilde. Yani Sıtkım sıyrılınca o level'a getiriyorum insanları. Asta da o level'a gelmişti. Ben artık dayanamam bu çocuğa deyip gitmişti. Ama öyle yapmasaydım kalırdı. Yani bir şey yapıyorum. Yani bu ilişki bitsin diye bir şey yapıyorum. Onu kabul ediyorum. Eğer bunun adı terk edilmekse terk edilmekle gurur duyarım. Çünkü terk edilmeyi istemişim. Asta'yı sen hatırlattın şimdi. Kaç sene geçmiş bak. 12 sene. Nasıl aşıktım biliyor musun? Taş bağlayın beni, boğazdan atlayacağım diyordum. MS falan yoktu bu hastalığım. Asta gittikten sonra. Hem ben o dereceye getirdim hem de çıldırdım. Sonra ilaçlar bile kullanmaya başladım. Bir sürü psikolojik ilaç. Ona, annem dedi ki, oğlum dedi, senin kaderinde eğer bir kız varsa bu Asta değilmiş dedi. Biri gelecek dedi. Haklısın anacığım dedim. Chloe geldi. Sonra Chloe gitti. Anneme dedim ki, ya kızım dedim. Biz annemle böyle konuşuyoruz. Yani kızım canımlı. Anne dedim. Hadi Asta kaderimde yoktu. Kaderindeki gelecek dedin. O da mı yok dedim. Nerede peki bu kaderdeki ana dedim. O da gülüyor böyle. Sende iş yok diyor bana. Annenin söylediği başka sözler de var. Ona şimdi değineceğim sıradaki sorumda. Diyorsun ki Asta ile ilgili. Asta buraya adapte olamadı. Bilmediği dili öğrenmek istedi. Bir pazar kilisesine gitmek istedi. Yabancı evlilikler zor yürüyor demişsin. Biraz önce de dedin ki Chloe eğer Türk olsaydı bizim evliliğimiz devam ederdi. Sonra bir açık hava konserine gidiyorsun. Ve diyorsun ki ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydı annem demişsin ama neden bir Türk kızıyla evlenmedin? Biz de merak ediyoruz. Soru gelsin. Türk kızlarını beğenmiyor musun Serdar? Bu mu soru? Evet. Türk kızlarını beğenmez olur muyum? Ama benim hayatımda hep bir korku oluyor. Acaba ben Ayşe ile Fatma ile bir yemeğe gitsem, ondan sonra beni tanımasın istiyorum her şeyden önce. Serdar Ortaç'ı bilmesin. Yani Ayşe Fatma beni tanıyarak karşımda oturursa her şey değişir. İşler planladığım gibi gitmesin. Bir kere hiç ürkmesin yani. Serdar'la yemek yiyorum. Ulan Eros muyum ben? Ne yani? Serdar'la yemek yiyor. Onu yapmasın. O yüzden bunlar bilmiyordu. Kendimi onlara anlatmaya çalışmak bile bana heyecan veriyordu. Şimdi söylersen, dersen 50 yaşındayım artık hiçbir şey heyecan vermiyor da. O yüzden hep Türklerden uzak durdum, bizimkilerden. Ama sonuçta gene hiç belli olmaz evlenebilirim yani. 50'de de evlenilir. Ama bu sefer kesinlikle bizden olacak. Kesinlikle. Yani seveceğim. Kendimi sevmeye şartlayacağım ve seveceğim. Görücü usulüyle evlenen birbirini 3 ayda seviyorsa ben de severim. İlla tanımaya gerek var mı? Peki. Yok mu? Peki, konuşacağız hepsini ama anladığım kadarıyla Serdar Ortaç özbenliğiyle sevilmek istiyor. Bütün o şaşanın, şöhretin kurgulanmış o algısının dışında sanıyorum böyle bütün çıplaklığınla, yalınlığınla sevilmek istiyorsun. Umarız da böyle bir insanla karşılaşırsın diyorum ve kırmızı bir soruya geçiyorum. Şimdi hepimizin magazin programlarından hatırladığı bir Serdar Ortaç minibüsü diye bir kavram vardı. Minibüs durardı ve içerisinden de 7-8 tane kadın çıkardı.
sana o dönem Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel yorum yapıyorlar. İşte kadınlara hediye alır mısın diye. Hı. Sen de diyorsun ki ne hediye alması, ben sadece kontör alırım, elimde sıkıdır diye bir espri yapmışsın. Sonra işte magazin basınında çıktı. Chloe'yi yolladı, yanına şu kadar harçlık verdi. İşte hediye alıyor mu, almıyor mu, şöyle mi, böyle mi diye soru gelsin. Direkt soralım. Cimri misiniz? Hep elim açıktı. Şu an dışarıdan toplayacağım borçları toplasam çalışmaya gerek kalmayacak. Yani öyle bir dağıtmışım ki. Her şeye dağıtmışım ona bakarsan, bir sürü saçmalığa. Elim açıktı ama evet, cimriliğim nasıl cimriliğim olur biliyor musun? Mesela gereği olmayan bir adama o parayı vermeye cimri olurum. Onun yerine yan gece konduda gereği ihtiyacı olan birine harçlık bırakmaya daha gönüllü olurum. Zaten adamın parası varsa cimriyimdir ona karşı. Bir yemeğe gittiğim zaman hesapları öderim. Arkadaşlarımın hiçbir şeyini eksik etmem. O konu, ya dur net cevap vereyim. Cimri değilim bence. Dostlara sorman lazım. Onlar ne diyor? Peki. Şimdi yine kadınlar konusuna döneceğim. Diyorsun ki baba bu kadınlar niye böyle diye önce babama aradım. Bunlar ne ister hayatta diye dert yanardım demişsin. Tabii şimdi babanın sana bu formülü verip veremeyeceğini de merak ediyorum. Adamcağız bir tane kadın tanımış. O da sevgili annen kaç yıldır? 41 küsur yıldır dedin. Dolayısıyla ligler eşit değil. Sen kaç tane kadından bahsediyorsun. Şimdi başka bir röportajında da diyorsun ki kadınları mutlu etmek için her yolu denersin ama mutlu olmazlar. Sonunda sen mutsuz olursun. Aslında çok kolay mutlu oluruz diyorlar ama hep fazlası, hep fazlası diyerek kadınlara bir serzenişte de bulunmuşsun. Acaba burada biraz kadınlara haksızlık mı yapıyorsun diye düşündüm. Hani bir samimi gülüş, içtenlik, bir tane papatyada çok mutlu olan kadınlar tanıyorum. Dolayısıyla bugünün olgunluğuyla soru gelsin. Kadınlar ne ister sorusuna nasıl yanıt veriyorsun? O söylediğim kelimelerin senesi önemli. Eğer 25-35 yaşındaysam söylerim öyle saçma şeyler. Ama 50 yaşına geldikten sonra aynı şeyi düşünmem. Çünkü tecrübeyle her fikir değişiyor. O zaman çok yaralı bir şey yaşamışımdır. Kadın beni çok üzmüştür. Kız, hanım neyse. Ben de öyle giydirmişimdir lafı. Şimdi öyle düşünmüyorum. Yani şimdi kadınların ufak şeylerden mutlu olduğunu biliyorum artık. Ne istediğini, sorunun neti yok aslında. Kadınlar ne ister? Evet, şefkat ister. Güçlü erkek mi ister? Para olmadan yaşarlar bence. Yani çok insan tanıdım. Herif de illa para olsun diye şart koşmayan. Çok gördüm yani. Hani biz düşünüyoruz ya hep para için, parayla tutarız bu işleri falan. Yok öyle bir şey. Annem babamdan ne harçlık alırdı ki yaşarken? Evi yemeğini yapacak harçlık yetiyordu ona. Bence para değil, üstünü çiz paranın. Evet, şefkat, çocuklarına sahip çıkan bir adam. Onu milletin içinde rezil etmeyecek bir adam. Buna çok dikkat ediyorlar bence. Kız arkadaşlarının yanında kesinlikle onere olmak istiyorlar. Eğer adam orada hatalı bir kelime eder de onu rezil ederse unutmazlar bunu gibi geliyor. Dostlarına çok önem veriyorlar, kadın dostlarına. Yaşadım da gördüm diye söylüyorum. Asla para değil. Yani kadınlar ne isterin cevabı asla para değil. Geri kalan her şey ister. Peki. Samimiyet, şefkat, kollanmak, kurulmak. Neyse. İsmini uzun sen bir koy. Liste evet. Diyelim. Şimdi Serdar Ortaç deyince kadınlar temasının oluşmasına aslında sen de yardımcı oldun. Çünkü hem verdiğin görüntüler, işte konser takvimini bile değiştirecek kadar çok sevdiğin Asta, kliplerinde kullandığın kadınlar vesaire. Ama sonunda da öyle bir yere vardın ki diyorsun ki Serdar, yalnız ölmek istiyorum. Bir kadına verecek huzurum kalmadı diye. Bu da bana meslektaşın Teoman'ın şarkısının sözlerini getirdi. Acaba çok kadın, hiç kadın mıdır? Bu kadar sirkülasyonun arasında elinde ne kaldı duygu olarak diye soru gelsin.
çok kadın hiç kadın mıdır? Teoman mı demiş? Çok güzel söylemiş. Her şeyin çoku kötü. Her şeyin. Abartmayıp ölçüde yaşamak lazım. Kesinlikle. Şimdi yaş ilerledikçe deneme yapma şansın azalıyor. Aynaya baktığın zaman şunu diyorsun. Bir aynı emeği bir kere daha. Kendinden ver, ver, ver. Tabii o da sana kadın şefkatini veriyor. Bence yalnız da yaşanabilir. Denedim işte, olmuyor. Evliliği de denedim, bir o kalmıştı. Olmadı işte. Demek ki benim mahallede olmuyor. Ya da bende bir arıza var, olmuyor. Olmasa da olur diyorum. Ama çıkarsa çok güzel olur. Bilmiyorum, daha önemli şeyler yok mu sence? Yani evlilikten tabii çok kutsal, güzel bir şey de daha öncelik sıraları değişik olmaz mı? Mesela sağlık, mesela aile sevgisi, akrabalardan bahsediyorum. Başarı, güç, iyi bir meslek. Yani aşk böyle 5., 6. sıraya koyamaz mıyız? Öyle düşünüyorum. Koyarız. Bana soruyorsan lütfen biz koyarız diyorum. Ve üretiminle devam etmek istiyorum. Elbette konulabilir değil mi? İnsanın dostları, sevdikleri, işi, sağlığı, belki çocukları varsa çok kıymetli. Aşk en üst sırada olmak zorunda değil bana da soruyorsan Serdar. Peki. Şimdi Serdar Ortaç denilince seninle ilgili akla gelen ilk sıfat beste fabrikatörü. Sanıyorum 3000'e yakın bestel olmuş. O kadar da parlak isimler seslendirmiş ki eserlerini. Ebru Gündeş, Sibel Can, Muazzez Abacı gibi ünlü isimler. Fakat bu fabrika nasıl çalışıyor? Hangi duyguyla besleniyor? Sendeki hangi duygu bu üretimi yaratıyor merak ediyorum. Genellikle pesimist bir halin olduğu için soru gelsin. Şarkılarınızı mutsuzken mi yazıyorsunuz? Çok mutsuzken daha güzel şarkı yazıyorum. Yaz yağmuru öyle çıktı. Bilsem ki öyle çıktı. Yazardım ağlardım, yazardım ağlardım. Zaten bir tek şarkıları ağlarım. Başka bir şey de ağlayamıyorum. O öyle çıktı. Evet, mutsuzken yapıyorum. Aşıkken tabii etkili. Ama şöyle bir şey yok mesela. Dolunay'ı gördüm, çok etkilendim. Manzara çok güzel, hadi şarkı yazayım. Öyle bir şey yok. Genelde çalışmak için oturuyorum. Piyanonun başına oturduğum zaman bu şarkıyı yapacağım diye oturuyorum. Yani ilk akoru bastığımda aklımdan zaten Allah vergisi bir söz geliyor. O sözü hemen döküyorum, yazıyorum. Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil yazarken mesela aslında o söz öyle değil. Seni çok sevdim, neredesin bilmem ne bilmem ne. Çalışıyorum üstünde. Olmadı bu diyorum. Buraya bir şey bulmalıyım. Şiir bitiyor. Yırtıyorum aynı filmlerdeki gibi. Kağıt pat atıyorum. Yeni kağıt geliyor. Yazıyorum. Yazıyordum bunları eskiden tabii gençken. Böyle. Peki bu süreci biraz daha konuşalım istiyorum. Şarkı sözlerine baktığımda şöyle sözler görüyorum. Kime soruyorum ayrılırken aramıza girip ağlaşıyorlar. Tanıyamıyorum dostlarımı, bize çöpe atıp anlaşıyorlar. Ya da aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi, hareket edemem. Seni çöpe atacağım poşete yazık demişsin. Şimdi sosyal medyada da beyin yakan şarkı sözlerinin mimarı diyen de var. Bunları çok sevip söyleyen de var. Bu şarkı sözlerini hangi kafayla yazıyor diyen de sen buradasın, hazır soralım. Soru gelsin. Serdar Ortaç şarkıları beyin mi yakıyor? Şimdi o şarkıda mesela aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi. Şöyle de yazabilirdim. Aşk benden çok uzak, ben çok yaralıyım. Sence bu mu etkili yoksa aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi. Bir de öbürünü yapalım yani öz Türkçeyi. Aşk benden çok uzakta, ben çok yaralıyım. Bu cümleyi öyle tarif etmek istemiş adam, öyle etmiş. Eleştireceğine sen de öyle bir deyimleme bul. Sen de öyle bir şey bul, sonra eleştir derim ben diyene. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Yani bir poşet kadar değersizsin ki seni çöpe bile atmak istemiyorum demiş adam. Öyle yazmış. Bunda ne var? Sen de yaz o zaman.
Sen de öyle bir tarif yap hadi. Yani ona diyene söylüyorum. Hı hı. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Böyle mi diyeyim? O kadar değersizsin ki poşet kadar çöpsün. Güzel oldu mu şimdi? Yani her şeyin bir yolu var. Niye boşuna mı Serdar oldum? Her şeyin bir yolu var, üslubu var. Sezen Aksu, bak ne diyor kadın. Bütün anılarım benim hazinemdir. Şarkının içinde geçiyor. Şöyle de diyebilirdi. Çok anım var. Oldu mu şimdi? Lirik oldu mu? Duygulu oldu mu? Olmaz. Her şeyin bir üslubu var. Niye kızdın mı? Hiç kızmadım. Pür dikkat dinliyorum Serdar. Senin duygunu hissetmeye çalışıyorum. Hı. Ve sıradaki soruma geçiyorum. Şimdi 99 yılında Cahil adlı bir şarkım var. Bunun çalıntı olduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Bu şarkı Kürt rock grubu Koma Veta'nın Cahilti şarkısından esinlenerek yaptığın ortaya çıktı. Hı. Maddi tazminat ödemeyi kabul ettin. Bu iddia ile ilgili ne söyleyeceksin? Soru gelsin. Çalıntı şarkı yaptınız mı? Bu çok ciddi bir soru. O yüzden ciddi konuşmalıyız. Ben asker kaçağı olarak 1998'de Mamak Askeri Cezaevinde hapse girdim. Orada bütün koğuşlar ve yan komşularım Kürt arkadaşlardı. Hepsi askeri suçlardan, oradan buradan işte Arif abiler. Bir sürü arkadaşım oldu. Akşamları saz alırlardı. Benim hücreme gelirlerdi. Saz çalardık ve Türkçe, Kürtçe şarkılar söylerlerdi. Hı hı. Ve bana öğretirlerdi. Bir gün bir arkadaşım, gözlüklü bir arkadaşım, ismini hiç hatırlayamıyorum, kere kere düşünüyorum. Şöyle bir şarkı söyledi. Hazildaki kacahil buma, mercimana haha buma, biladilana haşer buma, na 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 ni na na. Böyle Kürtçe bir şarkı söyledi. Bayıldım makamına, müziğine bayıldım. Dedim ki baba ben bunu Türkçe'ye çevirip okumalıyım. Bana bütün şarkıyı ezberletir misin? Ezberletti bütün Kürtçe şarkıyı. Sene 98. Hı hı. Ben de gittim. Keşke bir kez cahil olsam. Keşke aşkı baştan yazsam. Hapisten çıktım, beraat ettim. Şarkıyı Türkçe'ye çevirdim, albüme koydum. Fakat şarkının kimden alınacağını bilmiyorum. Çocuğu da bir daha göremedim. O riske girdim. Bu şarkıyı da anonim olarak ben hapiste öğrendim. Yapıyorum dedim. Ve yaptım. Ama yıllar sonra şarkının sahibi beni buldu. Dedi ki bu şarkı Kürtçe ve bizim şarkımız. Abi ben de bunu bekliyordum zaten dedi. Yani ortaya çıkmasını çıktı. Anlaşmayı yaptık. Kurtuldu. Yani peki, hapishanede anonim duyduğum bir şarkının alınmasıdır. Bu çalıntı değil bence. Peki sen şimdi askerlik demişken, bu sebeple hapis yattım demişken ben buradan devam etmek istiyorum ve bir soru eklemek istiyorum buraya. Bu sorunun rengini de kırmızı yapıyorum. Sen o dönem şöhretinin doruğundasın ve albaya gidiyorsun. Yalvarırım diyorsun, ben şöhretimin doruğundayım. Bana 2 sene verin ve ondan sonra ben askerliğe geleceğim diye. O da sana diyor ki oğlum sana 1 sene tecil vereceğim. Tüm işlerini hallet, sonra tıpış tıpış gel diye. Ama bundan 1,5 yıl geçiyor, sen yine de dönmüyorsun. Dolayısıyla soru gelsin. Neden askerlikten kaçtın? Albaya gittim, evet albaydı. Albayım dedim, şöhretin, evet doruğundayım falan demedim, öyle konuşulmaz. Komutanım dedim, bana 1 sene tecil verir misiniz? Vereceğim ama oğlum 1 sene sonra kesin döneceksin dedi. Ben de çok sevindim, rahatladım, konserlerime devam ettim ama Serdar Ortaç diye dışarısı şöyle, aa Serdar, Serdar. Doruğun doruğunda ben de konserlerime devam ettim. Bir otelin televizyonunda adamın bir tanesi Meksika'dan tatile gelmiş, benim klibi seyretmiş. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Bu çocuğu alacağım, Meksika'ya götüreceğim demiş, beni buldu. Firmadan teklif geldi, biz apar topar Meksika'ya gittik. Meksika'da bir baktım ben şarkı söylüyorum, İspanyolca öğrettiler. No quiero pensar que puedo pasar si yo puedo no cambiar. Kafayı yormama okumaya başlıyorum. Radyolara çıkıyorum, konserler veriyorum. 10 bin, 20 bin kişi topluyorum. Ulan ne oluyoruz diyorum. Ben Meksika'dayım. Burada da şöyle dur. Ben o gazla orada bir kıza aşık oldum. Bir şarkının klibini çekiyorum. Havaalanında bir meşrubat firmasının reklamını yapıyor bir kız. Dünya güzeli böyle esmer. Şeyi kaldırmış, meşrubatı. Dedim ki yönetmene lütfen bu kızı bulur musunuz? Bunu oynatalım şeyde, klipte.
öyle şey olur mu dedi. Biz havaalanında Billboard'daki kızı nereden bulacağız dedi. Biz Michael Jackson mıyız? Ertesi gün klibe kalktım. Kız klibe geldi. Ben de onun peşine takıldım. 6 ay geciktim. Dönmedim. Bir döndüm. Merhaba diye hapse girdim. Gene bir kız yüzünden yani. Maalesef. Sonra 3 ay hapis yattım. 3,5 ay. Davutpaşa'da da 20 gün. Mamak'ta 3,5 ay. Sonra Sivas'ta da 30 günde askerlik yaptım. Ya güya bedelli yaptım. Toplam 6 ay. Tek 30 saniye süre veriyorum. Yani güya bedelli askerlik yaptım. Topladım 6 ay oldu. Nokta o mı? O da bir kız yüzünden. Evet. Peki. Şimdi. Serdar, şarkılarını çok sevenler kadar çok birbirine benzeyen besteler yaptığını da söyleyenler var. Bu eleştiri getirdiklerinde de sen diyorsun ki topu topu 7 nota var, kaç beste yapılabilir ki? Sonra bir şarkında da şöyle bir söz var. 2 nota bir besteyim demen de dikkatimi İki çekti. 2 nota bir besteyim. Soru gelsin o zaman. 2 nota bir beste misiniz? O da bir mecaz, o da bir ironi. Nasıl açayım ki 2 nota bir besteymişim de? Şarkı nasıldı? Dur bir. Ay, ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Ben günaha giremem, bu nazı çekemem, kötü söz edemem. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi. Hareket, iki nota nerede? Acılarım heveste, güneş açar aeste. Bir kapalı kafesteyim. Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, 2 nota bir besteyim. Heh, burada. Onu tarif edemeyeceğim şu an. Tamamen uyak olsun diye kafiye ve eğlence için yapılmış bir dörtlük. Kendini tekrar etmen üzerine ne diyorsun? Bir tane adam var, bir tane ruhu var. Hep uşak makamı şarkı yazıyor, bazen Kürdi yazıyor. Hicaz yazıyor. Zaten birbirine benzemezse çalıyorumdur. Şarkılar birbirine benzemiyorsa anla ki adam gidip bir yerden yürütüyordur. Hepsi birbirine benzeyecek ki aynı adamın çıkarttığını bilelim. Yani Allah'tan Serdar Ortaç tarzı diye bir şey var işte. Yazdığım mektupları diyorsun. Aa, bunu bu herif yazmıştır diyor. Hı hı. Benzesin yani. Peki sen böyle diyorsun ama başka farklı düşünenler de var. Müzik eleştirmenleri Türk pop müziğine bir standart getirdiğini söylüyorlar ama bir taraftan da 2000'li yıllardan sonra artık böyle daha yeni şeyler üretemediğin bir anlamda yenileyemediğin kendini eleştirisi de var. Sen aslında kendi ürettiklerinden memnunsun. Diyorsun ki öyle güzel şarkılar yaptım ki ben ölünce kim yazacak bu şarkıları diye düşünüyorum diye de böyle kendinden övgüyle söz etmişsin. Ama eleştirilere istinaden soru gelsin. Serdar Ortaç tükendi mi? Bence ara verdim, tükenmedim. Tekrar aşık olursam, tekrar moralim düzelirse ve tekrar sağlığıma kavuşursam bir tane daha hayat beni neden yoruyorsun yazarım. Yani zevkle stüdyoya gidip zevkle piyanonun başına geçmem lazım. Şöyle geçmemeliyim. Of gene bu oldu. Ay şu oldu. Ah bacağım ağrıdı. O şu. Kendimi iyi hissetmeliyim ki çıkardığım şey de iyi geçsin insana. O yüzden tükenmedim. Kolay kolay tükenmem yani. Allah vermiş bunu. O alacak. Ne zaman alacak bilmiyorum. O yüzden katılmıyorum. Müzik eleştirmenlerinin de birbirine benzer şarkı yapıyor demesine de katılmıyorum. Buyursunlar, yapsınlar bakayım. İki satır yazsınlar, göreyim. Sonra bana da okusunlar. Kim o müzik eleştirmeni? Neyine eleştiriyormuş mesela? Sana kim verdi müzik eleştirme payesini? Onu da bilmem lazım. Sezen Cumhur Örnal'sa susarım. Ahmet Selçuk'a susarım mesela. Sezen Aksu bir şey derse ölürüm mesela. Ama orada Mahmut abi yazıyorsa görüşmeyelim ya. Peki. Şimdi
Kenan Erçetingöz senin için diyor ki sen gizli starsın, kendini Tarkan gibi eve kapatmıyorsun, kızları yanına alıp Reyna'ya gidiyorsun, çekinmiyorsun demiş. Hani o starların bir ulaşılmazlık, star uzaktan daha çok parlar duygusu vardır ya. Biraz önce yayına girmeden önce de seninle 2 dakika görüştük. O sırada da yanına gelmek isteyen herkesle fotoğraf çektirdin. Hemen senli benli oldun, samimi davrandın. Hani o star mesafesini koymadın. Soru gelsin. Bu anlamda star gibi yaşamıyor musun? Çok uzun sene star gibi yaşadım. 20 sene, 25 sene burnumdan kıl aldırmadım. Yani o zamanlar haberler çıkardı. Kulisinde şam fıstığının kabuğu soyulmuş olacak. Şam fıstığının derecesi 32 olacak falan gibi saçma sapan. Bunları ben istemezdim de ekip beni star yapmak istediği için. Öyle oynama. O zamanlar moda oydu. Öyle oynardım. Ama sonra bir baktım kendim için yaşamamışım ben. Sonra bir bisiklet aldım. Bisiklete biniyorum sahil yolunda. İlk gördüğüm balık tutan adamın yanına oturuyorum. Onunla 2 olta sallıyorum. 3 pedal daha çeviriyorum. Oradaki ablayla oturup çekirdek çitliyorum. Bir baktım bu çok daha güzel. O kirli ve sahte sohbetlerin hepsi bitmiş. Gerçek insan tanımışım. Bayağı film seyretmiyorum yani. Filmlerde gördüğüm senaryoyu seyretmiyorum. Gerçekten o filmin içindeki adamla konuşuyorum. Bu çok daha güzel geldi. Ve 3 senedir böyle devam ediyor. Boşandıktan sonra her gün böyle devam ediyor. Beni o oyalıyor. Ama sahneye bir çıkınca bir giyiniyorum, tekrar star oluyorum. Bir anda tekrar oluyor böyle. Ama ruhun gerçek ve samimi bir şeyler arıyor anladığım kadarıyla. Gerçek yaşıyorum, hoşuma gidiyor. Peki. Şimdi 2011 yılında Kral TV ödül törenine katılıyorsun. Tarkan'ın şarkısını kulisten sahneye gelmeyip ödülleri almamasını eleştiriyorsun. Diyorsun ki bu starlık oyunları nereye kadar diye. Ardından da Tarkan'ın uyuşturucu operasyonu oluyor. Buna da eleştiri getiriyorsun. Diyorsun ki istediğin kadar star ol, devletin iki dudağının arasına bakar senin starlığın diye. Soru gelsin. Tarkan'ı star olarak görmüyor musun Serdar? Kesinlikle megastar. Tarkan'a hiç lafım yok. 2011 kaç yaşında oluyorum? 10 sene önce mi diyelim? Evet. Tabii 40 yaşında. İyi, yetişkinim de yani. Bunu demiş miyim kesin? Kesin demişsin. Sana güvenirim 14 de. 14 Temmuz 2011 tarihini de vereyim. Ama acaba cümleleri böyle mi döşemişim? Tam yani? Da böyle döşemişsin. Bak yalan söyleme. Bu programda yalan olmaz. Devletin iki dudağının arasında lafına kabul edebilirim. İstediğin evet, kadar şey, star ol, devletin iki dudağının arasına bakar senin starlığın. 14 Temmuz 2011. Bayağı Tarkan'ı gömmüşüm burada. Evet. Şu an utanıyorum. Bak şimdi gömdüğün yerden şu çıkarmak için sana bir şans. Büyük pişmanım şu an. Ama devletin iki dudağının arasındadır her şey. Doğru yani. Şimdi orada Tarkan'ın star tavrını eleştiriyorsun. Dilersen buraya odaklanalım. Tamam, tamam, buradan devam edelim. Tamam bakmıyorum. Evet soru sordun mu? Soruyu hatırlıyorum. Tarkan'ı star olarak görmüyor musun diye bir kez daha hatırlatayım. Görüyorum, mega star bence. Orada dediğimden de utanıyorum şu an. Peki. Noktayı böyle koyuyorsun. Peki. Şimdi bir diğer sanatçı arkadaşından devam edeceğim. Ebru Gündeş. Bir ara çok samimiydiniz. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Ardından aranız açıldı. Bunun sebebi araştırıldı. Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün sen Demet Akalın'la birliktesin. Diyorsun ki Demet'le Çeşme'deydik, ne olduğunu anlayalım, yarın ararım demişsin. Aylar sonra da Demet Akalın benim için Ebru'ya aman Reza içeri girdi neden arayayım demiş diye bir haber düştü. Ebru da benim söylediğime inanıp yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız böylelikle çöpe gitti demişsin. Şimdi dolayısıyla sanki aranız Demet Akalın'ın bu cümlesi yüzünden açılmış hissiyatı doğurdu. Sana soralım, soru gelsin. Ebru Gündeş'le aranız Demet Akalın yüzünden mi bozuldu? Biz Ebru'yla ayrılmaz ikiliydik. Hatta beni şöhrete adım attıran da Ebru'dur. Yani radyoda beni buldu ve gel sana kaset yaptıracağım dedi. O götürdü. Fakat şöyle bir şey oldu. Reza tutuklandı. Ben o günkü sohbette galiba gene bir pot kırdım. Dedim ki Demet'e mi dedim yoksa oradaki gruba mı? Demet içinde miydi? Şöyle bir şey dedim. Dur bir olayı anlayalım. Ne olduğunu görelim, yarın geçmiş olsun derim dedim. O kadar. Acaba o kulağına başka mı gitti? Oradan mı bana kızdı? Yani şu an arkadaşlığımız kötü. Yani görse selam veriyor tabii. Ama hani böyle eskisi gibi Serdar'ım
yok artık. Ama ne gitti kulağına bilmiyorum ki. Ben orada kendimi haklı görüyorum. Yani hemen geçmiş olsun diye yazmadım. Bir gün bekleyelim. Ne olduğunu göreyim. Adam... Ertesi gün ne oldu peki? Ertesi gün unuttum mesaj atmayı. Öyle gitti. Öyle gitti. Ama olduysa da oldu, ne yapayım yani. O da beni o yüzden bitirdiyse dostluğunu, canı sağ olsun. Ben dostluğumu kolay bitirmem yani. Yani bir hatası 2-3 olacak, 5 olacak ondan sonra. Belki benim de 5 tane varsa olabilir. Bir de ona sormak lazım. Peki. Bilmiyorum. Peki Serdar. Şimdi 24 Mayıs 2020'de program yapmak istiyordum. 3-4 sene önce Acun arıyor seni. O Ses Türkiye için gel diye. Sen de diyorsun ki Reyna dayım gel konuş. O da sana kızıyor, diyor ki ya ben sana iş teklifinde bulunuyorum. Sen beni ayağına Reyna'ya çağırıyorsun diye. Şimdi O Ses Türkiye öyle kaçtı diye de sanki bir hayıflanma duygusu geçti bana. Soru gelsin. Acun'un teklifini kaçırdığınıza pişman mısınız? Evet, çok pişmanım. O Ses Türkiye'de ben olmalıydım. Tam benim koltuğum bence. Fakat acaba orada anlatıldığı gibi mi hikaye? Evet, Acun beni aradı. Serdar, bir program yapıyorum, muhteşem olacak. Türkiye'de bir ilki başaracağız. Kenan Doğulu ve seni istiyorum. Tamam abi. Neye mal olur? O kadar olur abi. Çok fazla mı dendi? Bütçe mi beğenilmedi? Yoksa ben onu eğlenceye mi çağırdım? Onu tam hatırlamıyorum. O yüzden net cevap veremem buna. Ama soru bu değil zaten. Soru o pişman ses. Pişman mısın? Pişman mısın? Evet, pişmanım. O koltuk benim olmalıydı. Çünkü ben orada güzel konuşurdum diye düşünüyorum. Peki. Şimdi diyorsun ki belki korkularımı, kaygılarımı dile getiremediğim için hasta olduğum, bazı duyguların hakkını veremediğim için beni zorladı diyerek içsel bir tahlilde bulunmuşsun. Bu cümlelere istinaden soru gelsin. Ruhun mu hastalandı Serdar? Tabii yani ruhum çok iyi değil. Ama ruh hastalanması o kadar açık bir şey ki. Ya dur, sen bir tane aşk tekrar filizlenir. Bir anda her şey yeşerir. Bir anda gökyüzü açar. Her şey olabilir. Dünyadan giden her iyi insan yerine bir iyi insan daha doğar. Hayat boşlukları bu kabul etmez mi diyorsun? Etmez, bravo. Kötü biri gidiyorsa merak etme, bir kötü daha doğar. Yani bu nüfus azalmaz, yerine biri gelir. İyi insanlar birbirini bulur diyorum ben. Ve bulacaklar. Yoksa evlilik denen şey olmazdı. Bak, herkes birbirinin evli ve herkesin evladı var. Ya bunlar zoraki mi yaşıyorlar? Bir iyi daha gelecek. Ben iyiysem iyi biri gelecek. Kötüysem kötü verecek Allah. Hiç kimse gelmezse evlat edinirim. Ne olur ki? Hiç olmazsa bir işe yarar, birine bakarım. Dediğim gibi çok önemli şeyler değil bunlar ya. Ama ruhum hasta, evet. Peki. Hastayım, kabul ediyorum. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Diyorsun ki şimdiki gençler hakikaten şanslılar. Bizim gençliğimiz yok. Sağ sol kavgaları vardı mesela. Şükürler olsun şimdiki Türkiye'ye demişsin Serdar. Şimdi 2012 yılında katıldığın bir programdan bu sözler. Yine 2017'de Akşam Gazetesi'ne verdiğin bir demeç var. Diyorsun ki ben hem Atatürk'ü hem de Erdoğan'ı seviyorum. Siyasete bakış açını merak ediyorum. Gençlik döneminde birincisi bu sağ sol çatışmalarına teyit mi geçtin? İçinde miydin? Nasıl yaşadın? Onu merak ediyorum. 2020'deyiz, 8 yıl sonra durumu nasıl değerlendiriyorsun? Soru gelsin. Serdar Ortaç'ın siyasi görüşü ne? Şimdi ben her şeyi gördüm. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Demirel, rahmetli Özal. Babam Adnan Menderes'i gördü. Siyasi fikrim yok. Ama burada söylediğim her şeyi arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en az, nasıl anlatayım şimdi? Çok hani tehlikeli laflar ya bunlar. O yüzden seçmem lazım. Genelde laflarımı seçmem. Ama bunu seçeceğim. Bence bu en iyi lider şu an gördüğüm. Herkesin hatası olur.
Belki vardır, belki. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün adam mesela? Belki ekibe danışıyordur, ekipten bir çatlak bir ses çıkıyordur. Belki bir şey yaparken bu olmamalı diyordur. Ama şükürler olsun yani. Ben çok beğeniyorum ve Tayyip Erdoğan diyorum. Yani siyasi görüşüm olduğu için değil. Şahıs olarak o beyefendiyi beğeniyorum ben. Soru neydi bu arada? Onu siyasi da... görüşün. Ha, görüşüm. Tandansın. Ama yarın... Dünya algın. Sağcı solcu sevmiyorum o işleri ya. Antalya Talebi Yurdu vardı. Millet birbirini vururdu. Koca Mustafa Paşa'da oturduğumuz yerde. 5 kuruş bulamazdık. Gibi marketler olurdu. Marketlerin önüne gider. Su satardık, simit satardık. Yağ yoktu. Yağ diyorum size. Margarin yoktu. Margarin beklerdim. Yani daha bu şu kadarcık çocuktum. Şimdi Instagram'dan 12 adayı ne zaman alırız diye bakıyoruz. Ki onu da alacağız, göreceksin. O yüzden siyasi görüşün hangisi lafına cevap vermiyorum. Peki. Tayyip Erdoğan diyor. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Sene 1999, Magazin Gazetecileri ödül töreninde ödül almak için Ahmet Kaya sahneye çıkıyor ve Kürtçe bir şarkı söyleyip şarkısına da klip çekeceğini söylüyor. O sırada sıra sana geldiğinde Padişah şarkının sözlerini değiştiriyorsun. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim ellerin değil şeklinde şarkı sözlerini değiştiriyorsun. Ve sonunda da yaşananlar ve Ahmet Kaya'nın başına gelenler maalesef malum. Bugün olsa yine bu olgunluğunla aynı şeyi yapar mıydın? Ahmet Kaya hayranları acaba seni affedebildiler mi? Soru gelsin. Ahmet Kaya'ya haksızlık ettiğini düşünüyor musun? %100 haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bir de aynı şey olsa asla öyle bir şey yapmam. O grubun içine de girmem, o sahneye de çıkmam. Marş da okumam. 10. yıl marşını bile okumam. Bak düşün, bizim marşımız. Türk marşı. Onu dahi okumam. Ahmet Kaya hayranları beni affeder mi? İnşallah affederler. Çünkü sürekli her gün özür diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı parti meclisinde, diyor ki, ulan hepiniz oradaydınız. Sanki ben Birleşmiş Milletler sözcüsüyüm. Olay bana bağlandı. Her gün özür diliyorum. Ahmet abiye yaptığımdan özür dilerim. Ahmet abi, ulan bir tek ben mi varım? O yüzden ben pişmanlığımı dile getiriyorum. Diyorum ki bir daha böyle bir şey asla yapmam. Ve çok yazık bir şeye sebep olduysak hepimiz suçluyuz o zaman. Ama kaderi buymuş. Ahmet abi de rahmetli oldu. Babam da rahmetli oldu. Yani bu kaderdir. Ama çok çok pişmanım. Öyle. Peki Serdar. Şimdi sanatçılar hassas ve duyarlı kişilerdir. Toplumda olan dinamikler mutlaka onları da etkiler. Senin de kadın konusunda bazı söylemlerin var. Fakat söylemlerinle kliplerinde onları konumlandırman bazen çelişebiliyor. Senin de onları metalaştırdığın zamanlar olabiliyor. Kadın algını merak ediyorum. Kadına uygulanan şiddete nasıl kafa yorduğunu ve bu zihniyetle içinde nasıl bir evren yarattığını da merak ediyorum. Soru gelsin. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali konusunda ne düşünüyorsun? İstanbul Sözleşmesi'nin ana içeriğini bilmiyorum. Fakat kadınları koruma kanunu olmalı. Kadınları temalaştırıyorsun klibinde dediğinde, biz erkek olarak kadında hep bir propozisyon belirlemişiz. Ve hep onu görüyoruz. İçi nasıldır? Karakteri nedir? Çocuğuma iyi bakar mı derken bile çocuğuma diyoruz bak. Çocuğumuza iyi bakar mı, yok. Acaba bu hanım çocuğuma iyi bakar mı? Ulan ikinizin çocuğu. Yani bir bunları değiştiremeyiz. Şimdi bunları unutalım. Erkek bizim değil aslında, dünya erkeği, erkek ırkı, erkek insanı, erkek cinsiyeti böyle. Ben de erkeğin görmek istediği kadını oynattım tabii klipte. Öyle görmek istiyor çünkü. Onu hayal ediyor. Evlendikten sonra bambaşka bir adam oluyor. Peki ama. Bu şekilciliği sorgulayıp masaya yatırdığında? Yatıramam ki, değişmeyecek. Değiştiremeyeceğim şeyleri niye uğraşayım?
Evlendikten sonra değişecek. Heh. Karısı olunca kadın o zaman öyle bakmaz. Oraya kadar öyle gider. Çok dağıtıyorum konuyu ama kadın hakları konusunda bir şey yapılmalı. Bu kadını döven, aşağılayan, sadece proporsiyon olarak gören, ya bunlar değişmeyecek ya. Boşuna uğraşıyoruz yani. Ama iyi olmadığını da görüyoruz. İyi değil. Böyle bir şey iyi değil. Erkeğimiz değişmez. Ha, anca belki 100 yıl jenerasyonu sonra kızların eğitimi değişirse o zaman toparlarız. Çocukluktan verilen eğitim değişirse onlara. Hani diyoruz ya, erkek sen her şeyi yaparsın. Yürü oğlum. Bunlar değişir. 30 saniye ekstra veriyorum. Evet işte bunlar değişsin. Sen erkeksin, yaparsın evlat. Kız aman çıkma yavrum, aman şuraya bakma yavrum, aman oraya mı gidiyorsun, şunu ört yavrum. Bunun kitabı yok mu bunun? Yani gerçek öğretme kitabı. Dünya bunu nasıl becermiş mesela? Mesela benim eski hanımın niye şeyine karışmıyor aile? Yaşantısına atıyor. O zaman o öz baba olmuyor mu? Peki. Ben çözemem. Peki. Şimdi bu yılın Süper Lig şampiyonu Başakşehir. Başakşehir'e sen bir beste yaptın. Hatta konsere de çıktın şampiyonluğunda. Bu nedenle çok da eleştiri aldım bir taraftan da. Ya. Neden diğer İstanbul takımlarına beste yapmadı diye soru gelsin. Başakşehir takımına neden beste yaptınız? Para verdiler, yaptım. Para kazandım. Neden başka takımlara beste yapmadınız? Sen de ver. O parayı ben sana da yaparım. Bu benim mesleğim. Bu şeye benziyor. Hamamcılar için kötü bir şey konuştun. Hamamcılar ayağa kalktı. Geçen gün kaykaylara laf etmiş taksiciler. Kaykayları kaldırıyorlar. Daha bunun gibi kaç şey oldu? Dansözlere şarkı yazdım diye lince uğradım 10 sene önce. Binlerce dansöz var diyor şarkıda. Ne oldu? Var, dansöz var işte. Dansözler kızdı bana. Binlerce dansöz var deyince. Yani boş insan üretmiyor, bir şey buluyor işte. Ne olur yani Başakşehir'e beste yaptıysam? Ben besteciyim ya. Simit mi yapacağım? Besteci değil miyim ben? Kafanı şişirdim değil mi? Keyifle dinliyorum Serdar. Ve bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Kırmızı bir soruyla devam edeceğim ve kumar başlığını atacağım. Çünkü senin çevren kumarda neredeyse devlet borcu kadar bir para kaybettiğini söylüyor. Belki bu rakamı da telaffuz edersin sohbet içerisinde. Hakikaten tüm hayatını sömüren, ilişkilerini sömüren, sağlığını sömüren bir alışkanlık. Bu alışkanlığa baktığımızda da sanki bu hayatındaki puzzle'ın eksik bir parçasını tamamlamak üzere besleyemediğin, doyuramadığın bir güdünü, bir eksikliğini, duygunu dengelemek üzere yönelilmiş bir duygu gibi algılıyorum ve çok merak ediyorum. Soru gelsin. Serdar Ortaç'ı kumarla kim tanıştırdı? Çok sıkılıyordum. Konserler başlamıştı. Antalya'ya gidiyorduk. Marmaris'e geçiyorduk. Otelde oturuyordum. Konser bitiyordu. Herkes mutlu. On binler ayakta. Ben odaya gidiyorum. Köfte, pilav geliyor. Yemek yiyorsun, yatıyorsun. Aşağıda bir baktım, bir eğlence dönüyor. Bir sesler geliyor. Kasino diye bir şey varmış. İndim aşağı, ışıl ışıl. Ay ne güzel, armutlar düşüyor. 3 tane gelince lamba yanıyor falan. 23 yaşında mı neyim? Orada başladım. Ben de oynayacağım dedim. Tabii jetonla. Böyle pıt 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 basa basa. Sonra ipin ucu kaçtı. Hayattaki en kötü şeydir. Psikolojini bitirir. Maneviyatını bitirir. Para kaybedersin, paranı bitirir. Bir de yukarı uyumaya çıkarsın, uykunu bitirir. Ertesi gün kalkarsın, gününü bitirir. Bitirmediği şey yok kumarın. Bir şeyi açtığını görmedim. 30 sene. Daha görmedim. Ki zamanında milyon jackpotlar falan da patladı böyle bana. Ay dedim, ne güzel para geliyor. Ulan saat oradan gelen para sanki sana helal yarayacak da bir şey alacaksın. Bırak işini yap, şarkı söyle, paranı öyle kazan. Yok.
Ben şimdi kendi oğlum olsa bunları böyle anlatırım, o da anlamaz ama. Ben yaşına gelince anlar da işten geçer. Ona da aynı şeyleri söylerdim. Yaptım, ne yapayım? Oldu işte. Peki. Şimdi Hülya Avşar'la 2015 yılında yaptığın bir röportaj var. Seninle ilgili tespiti var. Diyor ki hiçbir zaman para sahibi olamayacaksın. Kumardan da vazgeçemeyeceksin. Bir süre sonra eşin Serdar, ben seninle böyle bir hayata devam edemem diyecek ve seni terk edecek demiş. Ve maalesef bu tahminlerinden bazıları da tutmuş. Şimdi Hülya Avşar yanılıyor mu? Yoksa saptamalarında haklı mıydı? Soru gelsin. Kumara tövbe ettim diyebilir misin? Bak, şimdi param yok. Oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ileride tekrar param birikirse gene oynar mıyım? O yüzden buna direkt şey diyemem yani. Tövbe ettim, bir daha oynamayacağım. Çünkü yarın bir şey olur. Bir konser sonrası gene bir yere gidilir. O iradem var mı ondan emin değilim. Oynamasam çok güzel olur. Süper güzel olur. Yani hayatım değişir. Ama malda mülde gözüm yok işte. Hani öyle bir hırsım olsa, bazısı hırslıdır ya. Şey yapar. Aa, 3 ev daha alayım, 5 ev daha alayım. Kumardaki hırsı aslında buraya kullansam güzel olurdu. Hani 3 armut gelecek yerine 3 ev alsam desem. Daha iyi olur. Peki bu sözlerinden sonra bizi izleyen izleyicilerimize, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza da kumarın çok kötü bir şey olduğunun altını çizerek bir sonraki kırmızı soruma geçiyorum. Hı. YouTube'da Gökhan Çınar'la yaptığım bir röportaj var. Soruları yanıtlarken diyorsun ki hayattaki en büyük pişmanlığım kumar oynamak. Eskiden büyük adayı alacak kadar servetim vardı demişsin. Ardından tabii sen kumar ve para meselesini konu edince hep kazancın, bunu nasıl yönettiğin, paran var mı yok mu hep bu mesele oldu. İşte eşine ödediğin nafakadan tut da bunda zorlandığın, bir taraftan İstinye Tepesi'ndeki 30 milyonluk evini bağışlayacağım vesaire, hep senin bütçen, kazandığın para, harcadığın para konuşuldu. Soru gelsin. Nihayetinde Serdar Ortaç parasız mı? Şu an yaşayacak kadar param var, evim var, arabam var, bisikletim var, 2000 lira, daha ne isteyeyim? dostlarım var, çok zengin dostlarım var, onlar bakar zaten bana, hiçbir şey olmaz. Ama eskisi gibi sular seller yok tabii. Eskiden oturduğum evin yanındaki bütün evler benimdi. Yani oturduğum tepeyi komple almıştım. Sonra işte bu lanet harcamalar yüzünden hepsini sattım. Ali Samyan Stadı'nın orada koskoca yanında 11-12 katlı plaza vardı. Orayı almıştım. Hatta bir gün Nusret gelmişti daha açmadan. Sat bana burayı, şey yapayım demişti. Kebap House. Orayı da verdim. Yazık. Ya bak, seyredince kendimi utanıyorum ve hakikaten kızıyorum. Yapacak bir şey yok. Oturacağım evim var, sağlığım olsun, kimseye muhtaç etmesin beni ölene kadar, böyle de yaşarım. Ama daha yapacak çok şey var, bir sürü konserim var, gene aynı paralar gelecek. Bu sefer aklımı kullanıp onları tutarsam, bitti. İnşallah diyorum. İnşallah. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Yine 2015 yılında da Hülya Avşar'ın şovunda senin için şöyle bir eleştiri getiriyor. Diyor ki ne zaman görsen mutsuzsun. Hastalıktan önce de böyle olduğunu söylüyor. Acaba diyor bakış açını mı değiştirmen gerekir? Bence senin psikolojin bozuk demiş. Belki de güçlü bir kişiliğin yok diye de irdelemiş konuğu. Ama şimdi sen de bunu hep altını çiziyorsun. Genelde mutsuzum diye. Acaba burada psikolojini masaya yatırdığında burada hiç profesyonel bir yardım almayı düşündün mü? Soru gelsin. Psikolojik yardım aldın mı? Hiç almadım. Ama alsam fena olmayacak gibi. Hülya da o zaman öyle söylemiş. Şimdi sen de soruyorsun. Ama yani ben mutsuz değilim. Ben zevzek değilim. Milleti ağlatan ya da güldüren şey bana güzel gelmiyor. Her şeye gülemiyorum. Hep istiyorlar ki şey ol böyle. Sahte sahte güleyim. Merhaba arkadaşlar, nasıl? Böyle çıkayım kapıdan istiyorlar.
yemekten çıkıyorum. Gazeteciler illa böyle yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun. Bugün konuşmayacağım. Sağ olun. Yok ki bende o. Ben direkt böyle çıkarım. Eğer dişim ağrıyorsa böyle çıkarım. Gelir adam, soruyu sorar. Her soruyu da yanıtlarım. Cevapsız asla gitmem. Ayıptır. 5 saat beklemiş herif orada. Sen kimsin? Seni bekliyor. Konuşacaksın. Arabayı çek. Aptal sorular soruyorlar. E cevap ver. Akıllıca cevap ver. Aptal olmasın. Hem cevap veremiyorlar hem de röportaja hayır diyorlar. O yüzden ben mutsuz değilim. Yaşantım böyle benim. Belki bu mutsuzluk benim mutluluğumdur, ne biliyorsun. Belki böyle olmak beni mutlu ediyor. Olabilir. Yani bunun adına kim mutsuz diye koymuş ki? Senin kelimelerin olduğun için, senin kelimelerinle soruyorum. Evet, evet, sana bir şey demiyorum. Yani bunun mutsuzluk olduğunu Türk Dil Kurumu koymuş işte. Atatürk lügatı yazdığı zaman mutsuzluk budur demiş. Belki bu mutluluk olamaz mı? Belki hani bana şimdi fakir diyorlar ya, belki ben zenginim. Yani fakirliğin anlamı belki çok para olması. Enteresan bir felsefeye girdin. Ek 1 dakika süre veriyorum. Yani dünyanın altının üstünden güzel olup olmadığını biliyor muyuz ki? E gireceğiz alta. Bakacağım belki orada daha iyi. Belki babam şu an Zincirlikuyu'da. Bizden çok daha 5000 kat huzurlu belki. Bilmiyoruz. Enteresan konulara girdin. Bütün yaşadıklarımız, biz ne anlam yüklersek o şey enteresan o geldi işte, bana. Mutsuzluğu bravo. Tercih edebileceğim bravo. Olasılığı ve mutluluğu, mutsuzluğun da bir anlam ve değer taşıdığı bakış açım bana bravo, enteresan bu kadar, geldi. Bu kadar. Şimdi buradan devam edelim istersen bir kırmızı soruyla. 22 yaşındayken bir sürü hedefim vardı, hepsine sahip oldum. Ben 22 yaşındayken dünya benim çevremde dönüyordu demişsin. Hakikaten çok erken yaşta gelen bir şöhret, para, parayla birlikte gelen itibar, güç ve bunun o yaşın toyluğuyla yönetilmesi gerçekten zor. Bir de insanı hedefsiz bırakıyor. Yani işte zirveyi bu kadar erken yaşta yaşayınca daha ne, hangi duygu? Artık hiçbir şeyden mutlu olmuyorum duygusu. Sanki skalandaki o bütün renklerin tek tek gitmesi. Resim yapamıyorsun artık. Fon kalmıyor. Simsiyah bir fonla baş başa kalmışsın. Şöhret felaket miydi acaba? Soru gelsin. Şöhret başınızı çok döndürdü mü? Tabii çok ukala yaptı bir kere. Her kapı açılıyor. Nereye gitsen ceket ilikleniyor. Bir de iyi bir adamsan, bir de seni seviyorlarsa, of tadından yenmez. Dünyanın neresine gitsen bir Türk var ve her gittiğin yerde sana bir lokanta, bir iskemle var. Tanrı misafiri, Allah misafiri olarak bir yere gitsem 3 gün kalırım. Çok büyük artıları var. Allah'ın verdiği bir ödül, bu ödülün acısını ve cezasını misliyle veriyor. Taşıyabiliyorsan yırtıyorsun, yürüyorsun. Taşıyamıyorsan bırakıyorsun. O yüzden ben emekli olmuyorum. Seviyorum yani. Şöhret olarak kalmak istiyorum. Böyle kalmak istiyorum. Nihayeti de yaşadığın kendi tercihin ve bu tercihinden de memnunsun. Kırmızı bir soruyla devam etmek istiyorum. Diyorsun ki hiç arkadaşım yok, tek arkadaşım karım şeklinde bir açıklaman var. Oysa ki nikah şahitlerin de zamanında bir hayli çoktu. Yakın arkadaş listem bir hayli kalabalıktı, etrafın kalabalıktı. Ona rağmen daha sonra ne oldu da bu kadar bir yalnızlık yaşadın? Dostların seni neden terk etti? Soru gelsin. Dostlarınız sizi terk mi etti? Bir bakıma kısmen terk etmiş olabilirler. Çok asabiydim ve yeni boşanmıştım ve rahatsız ediyordum onları. Her şeyi biliyor gibi hissediyordum ve hep dert yanıyordum. Kaç kere dinlersin dert yanan bir adamı? 3 kere, 5 kere. Yani bazen derdi ki arkadaşım, oğlum git o zaman psikoloğa. Dert yanacağına bu kadar madem ona yan. Sonra hak verdim. Ama evet, yok oldular. Yani düğüne gelen eğlenceli dostlar yok. O eğlenceli günler de yok. Gidiyormuş yani, gidebiliyormuş. O zaman hemen klişe şey diyorlar. O zaman dostun değilmiş. Yok.
Dostları kategorize edebilir misin? Yemek dostu, eğlence dostu, tavla dostu, dert dostu, kötü gün dostu, hastane dostu. Böyle kategorize edersen hayat çok kolay. Bu adam hastanede ben ağlarken yanıma gelir. Hastane dostu. He. Kaldı orada. Bu yemek dostudur. Sadece benimle kola içip pizza yer. Böyle ayırırsan o zaman sana dokunmaz. Ben de öyle ayırıyorum. Lay lay lom dostlarıyla geziyorum. Dert dostu yok o yüzden. Öyle bir kategorim de yok. Evet, karım dinlerdi beni ama mecburiyetten mi dinlerdi onu da bilmem. Emin olamazsın ki. Ya kimse dırdır eden adam dinler mi? Sürekli derdini söyleyen. Ama ben arada espri de yapıyordum, güldürüyordum da. Artı eksiye bakmak lazım. Peki, hayatının castingini, evet, rol dağılımını doğru yaparsan beklentiyi de azaltırsın ve ona göre de hayal kırıklığı yaşamazsın duygusu geçti bana anlattıklarından. Şimdi 25 Temmuz'da Bebek'te bisikletle tur atıyorsun ve muhabirler sana soruyorlar, eski Serdar'a ne söylemek istersin diye. Sen de diyorsun ki Allah belanı versin demek isterdim demişsin. Soru gelsin. Kendine öfkeli misin? Neden böyle söyledin? Evet, çok kızgınım. Çok hatam var yani. Hata yapmadan da öğrenilmiyor. Kızgınım tabii. Allah belanı versin, işin ironisi. Bela okumak olur mu? Ama kızgınım. Kızgınım. 50 yaşındayım, evde kaldım. Ailem yok. Görmüyor musun? Evlilik denedim, olmadı. Niye kızmayayım? Ama Allah böyle istiyormuş. İnsanları eğlendirmemi istiyor. Ona karar verdim. Siz eğlenin, bana yeter diye yaşayacağım. Böyle oynuyor, oynuyor. Yazdığım mektuplar böyle, haydi. Böyle geçecek. Peki. Hı? Şimdi diyorsun ki maneviyatım gitti benim, yok artık. Sizin güldüğünüz şeylere gülemiyor, ağladıklarınıza ağlayamıyorum. Bu bana aslında çok hazin geliyor Serdar. Burada belki gülü oynaya konuşuyoruz ama hala hazırda da içimden keşke bir psikolojik yardım alsa. Tamam, bu gideceğim. Yükü biraz gideceğim. Daha azaltabilir mi kendi gideceğim. Omuzlarında diye de bir merhamet ve şefkat duygusuyla dinliyorum seni. Çünkü nihayetinde psikolojik bir rahatsızlık da ciddi bir rahatsızlık ve insanın canı ameliyat kadar acıtan bir durüm. Yükün azalır diye içimden düşünüyorum. Tamam, senin ve için çok, gideceğim. Çok mutlu gideceğim. Olurum. Gideceğim. Ve de merak ediyorum. Soru gelsin. Maneviyatını hangi ara kaybettin Serdar? Herhalde babam öldükten sonra artık hiçbir şey değerli gelmemeye başladı. Şimdi bak, fabrikayı yaptı. Ortancaya başına koydu. Ben istemedim. Şarkıcı oldum. Sabah kahvesini içiyor. Yudumunu alıyor. Solunum yetmezliğinden gidiyor. 69 yaşında adam. Annem geliyor böyle hareketsiz duruyor ve Mehmet ne oldu diyor. Kalkmıyor. Hemen beni arıyorlar. Gidiyoruz. Ama bir ay önce geldi, dedi ki bak dedi, iyi hissetmiyorum kendimi. Sana iyi babalık yapamadıysam hakkını helal et bana dedi. Ben de dedim ki baba saçmalama, böyle şeyler konuşma bana dedim. Ve o trilyonerlik adam tespihini sadece kefenin yanına koyduk ve toprağa attık ve gömdük gitti. Yani her şey kıymetsiz geliyor şimdi. Yani adama kalmadı. Sultan Süleyman'a kalmadı dedikleri gibi. Bana da kalmayacak. Çocuğuna bırakmak güzel bir şey. Ama biz çocuğa bırakmasak da çocuk bunu zaten başarır, yapar. Hepimizin içinde şey var ya, oğluma iyi bir şeyler bırakayım. İnan bana, bir şey bırakmasan da o kendi ayaklarının üzerinde duracak. Durmayan kalmış var mı? Herkes bir yer bir şey oluyor. Ondan sonra kıymetsiz gelmeye başladı her şey. Kısacası. Peki. Bir de tabii yani bunların hepsi toplanınca hastalık, boşanma, o bu şu. Yaşamaktan memnun musun hala bu kadar arıza bir adamla? Araya bir soru eklemek istiyorum. Tabii bu sürece
biyolojik sağlığını da eklemek zorundayız. Hı. MS hastalığıyla mücadele ediyorsun. Bu bütün hayat dinamiklerini nasıl etkiliyor? İlişkilerini, ağır ilaçlar kullandığını biliyorum. Hatta şu anda çalışmana yansıyor. Konuşmanda da böyle hafif bir şey hissediyorum, ağırlık hissediyorum. Soru gelsin. Serdar Ortaç'ın sağlığı nasıl? Şükürler olsun. MS'im, MS kötü bir hastalık. Normal yürürken ayağın bir anda kilitleniyor ve yere düşüyorsun. Her gün uyurken yastığının altına kolunu koyarsın, uyuşur ya. O uyuşma 24 saat var benim bedenimde. Çocuk yapmaya engel değil. MS'li 65 bin üye var MS Derneği'ne. Hepsi evli ve üçer beşer çocuğu var. O açıdan bir zararı yok. Ama yaşam kalitesi açısından yürüme zorluğu, konuşma zorluğu, bıkkınlık, bir sürü şeyleri var. Yani eski zıpır zıpır Serdar gibi değil. Tabii bir arıza. Kötü bir hastalık. Beterin beteri var. Şükür diyeceğiz. Hala şarkı söyleyebiliyorum. En kıymetlisi de bu hastalığına rağmen bugün programımıza geldin. Evet. Bizi kırmadın ve maksimum gayretle bu maratonu benimle birlikte tamamlıyorsun Serdar. Elbette, çok müteşekkirim. Bunu da araya parantez olarak girmek istiyorum. Şimdi bugüne dek pek çok insanın hayalini süsleyen işlere imza attın. Kendini ifade edebildin, alkışlar aldın, paralar kazandın. Dışarıdan bakıldığında çok güzel bir hayat yaşadın. İnişlerin olduğu, çıkışların olduğu ama yine de nihayetinde soru gelsin. Halihazırda en büyük hayalin nedir? Devlet adamı olmak isterdim. Çok isterdim. Belediye başkanı demiyorum. Bayağı bir devlet adamı, bir bakan olmak isterdim. Hayalimde gördüğüm arızaları düzeltmek için. Ülkemin elimden geldiği kadar yardım edebilmek için gördüklerime. Başka hayalim ne olabilir? Yok başka. Zaten bir insanın hayal edebileceği en güzel yere geldim. Serdar Ortaç oldun işte, tamam. Daha ne isteyeceksin yani? Mesela sorsam bizim tophanede mahalle arkadaşlarına ne olmak istersin desen topçu olmak isterim ya da popçu olmak isterim derlerdi ya o zamanlar. Hala öyle. Şimdi de dizi oyuncusu olmak isterler. Ben devlet adamı olmak isterdim. Peki. Şimdi hiç mutlu olmadım diyorsun ya, ben bu en büyük hayal kırıklığını, belki ihaneti, belki o en koyu rengi hayatının neresinde yaşadığını da merak ediyorum. Soru gelsin. En büyük hayal kırıklığın nedir? Chloe'nin gitmesi. Ama çok şey oldu ya bu cevap. Yani çok manevi bir şey. O zaman Aslan'ın gitmesi mi diyeyim yani, ondan öncekinin mi gitmesi? Terk edilme duygusu mu? O değil ya. Daha ciddisini bulmalıyım şu an. İlk söyleyince yeni olduğu için o geldi. Terk edilme duygusu çok kötü bir şey, evet. Hayal kırıklığım ne oldu ya? Vallahi yok öyle çok ağır bir şey bulamıyorum. Laf olsun diye de onu söylüyorum işte. Peki. Terk edilmek. Sevgili Serdar, bu sana son sorum. Hayatını bestelerle, notalarla, tınılarla geçirmiş biri olarak senin şarkıların hepimizin hayatımızın farklı patikalarında yolumuza çıktı ve bize bir duygu geçirdin. Ama merak ediyorum, bu kadar yoğun bir hayatı yaşarken soru gelsin. Senin hayatının fon müziği hangi şarkıydı? Ben sanat müziği seviyorum. Haydi Abbas'ı seçerdim. Haydi Abbas vakit tamam akşam diyordun işte oldu akşam. Böyle şeyler dinliyorum ben. Sezen dinliyorum. Şey mesela. Perişanım şimdi mutlu oldun mu? Bunlardan başka dinlemem. Ya sanat müziği dinlerim ya Sezen. Kendi bestelerimden hayatımın fon müziği ne olabilir? Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bu olur. En kıymetli şarkım. Şey olur. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık.
Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Bu olur. Bunlar olur. Çok teşekkür ediyorum sevgili Serdar. Format gereği bir karnemiz var. Hemen bakalım, evet, matematik olarak ne yapmışız, bu koşuyu nasıl tamamlamışız diye, evet, karnemize bakıyoruz. Ne diyor? Sen bana söyle. Evet. Şimdi pas geçtiğin hiçbir soru yok. Toplam kalan süre 1 dakika. Dolu dolu kullanmışsın. Benim sana sormayı unutup senin eklemek istediğin herhangi bir konu var mı? Hayır, aslında eklemek istediğim ne olabilir? Bana mutsuz ve bunalımda deyip durmasınlar. Hı hı. Sadece öncelik sıralarımız var. Onu söyleyeceğim işte. Önce sağlık. Hı hı. Bu benim en çok önemsediğim bu. Önce sağlık. O kadar güzel şeyler sordun ki hiçbir şey aklıma gelmiyor. Peki Serdar, çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaki varlığın benim için çok kıymetliydi. Bir kere MS'le mücadele ederken buraya gelip bu performansı bu masada çıkarman benim için çok değerliydi. Ne demek? Ve bütün sorularıma çok samimi, çok açık kalple, yüreklilikle cevap veren, gözlerinden samimiyet akan bir Serdar'la karşılaştım. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza kattığın güzel renkler, değerler için. Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ ol. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka konuğumuza 40 soru yöneltmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.